arkadaşlar esenlik. Bugün Side Tiyatrosu'ndayız ve yanımda zeytin ağacımız var. Çok önemli ve yüzlerce yıl dayanan bir zeytin ağacı. Ve arkada yüzlerce yıllık yıkılmayan, hala etkinliklerin yapıldığı ve bence insanlığın en üst zirvesi olan Roma döneminden kalma bir tiyatro. Mühendislik eseridir. Peki neden bugün burada başladık? Çünkü Fatih Sultan Mehmet, Kayseri Rum, kendine Roma İmparatoru diyen ve bunu oldukça haklı bir nedenden ötürü yapan Fatih Sultan Mehmet. Fatih, İstanbul'u fetheden yüce komutan. Türk kültüründe bir medeniyet fethedildiğinde o medeniyetin sistemi olduğu gibi alınır ve özümsenir. Yani başka medeniyetlerin ve başka ülkelerin, milletlerin aksine Türkler fethettikleri milletlerin medeniyetini, kültürlerini kendilerine içselleştirirdi. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu'nun fethedildiğinde bir çağ kapandı ve bir çağ açıldı. Roma İmparatorluğu başkenti İstanbul Türklerin eline geçmişti. Napolyon bile dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu dedi. Ve burayı fetheden yüce komutan 21 yaşında büyük işler başardı. Peki bunları nasıl yaptı? Biz Türk gençleri olarak bundan ders çıkartmamız gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet'in eğitimini bilmemiz gerekiyor. Bunları nasıl yaptığını anlamamız gerekiyor. Çünkü Fatih Sultan Mehmet arkamda gördüğünüz Roma İmparatorluğu'nu çok iyi anlamış ve bunu devam ettirme hayalleri üzerine yola çıkmıştı. Roma İmparatorluğu'nda farklı kültürler vardı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra büyük bir imparatorluk kurmak istedi. Tuna'dan Fırat nehirlerinin arasında kalan bölümleri merkeziyleştirdi. Burası imparatorluğun ana bölümleri olması gerekiyordu. Ve bunun için çok kültürlülük esastı. Örneğin İstanbul'u aldığında patrikhaneleri buraya getirdi. Biliyorsunuz şeylerin, Hristiyanların mezhepleri var. Ve İstanbul'da bu mezhepler merkezi olarak halen devam etmekte. Ermeni Kilisesi, Rum Kilisesi, Ortodokslar, Katolikler birbirleriyle savaş halindeydi. Fatih Sultan Mehmet bunu da kullandı ve kendi adamlarına, bütün dinlere, bütün inançlara, bütün kültürlere saygı duyarak burada çok uluslu, çok kültürlü bir medeniyet yaratmak istedi. Peki Fatih Sultan Mehmet bunu nasıl başardı? Biz bundan ne gibi ders alabiliriz? İşte bu güzel toprakların olduğu yerde, tarihin olduğu yerde biraz bundan bahsetmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet küçük yaştan beri çok iyi bir eğitim aldı. Dil öğrendi. Kendi dinini öğrendi. Kendi kültürünü. Komşu kültürleri öğrendi. Komşu dilleri öğrendi. Dinleri öğrendi. 6 tane dil biliyor. Küçük yaştan beri bunu öğrendi. Ve çok iyi bir mühendis. Herkes özellikle Netflix'te çıkan belgeselimsi denilen ama oldukça çarpıtılmış bu yapımda bahsedilmeyen bir şey vardır. Orada gösterilen şey Urban geldi. Urban bütün topları yaptı. Ve onun sayesinde savaşı kazandık. Halbuki o topların çizimi ve büyük oranda katkısı Fatih Sultan Mehmet'e aittir. Çizimlerini yapmış, çok iyi bir mühendis olduğu için bunu devam ettirmiş ve bunu dökebilecek ustalar aramıştır. Bir tane, evet Urban Usta bir tane fakat iki tane de Türk topçular vardı. Bunu tabii ki yapımda es geçmişler. Çünkü her şeyi kendilerinden Hristiyan olanlar yaptı. Fatih Sultan Mehmet onların sayesinde İstanbul'u aldı gibi bir izlenim. Yani evet yenildik ama işte şu nedenden yenildik diye gerçekleri çarpıtmak istemişlerdir. Oysa Fatih Sultan Mehmet iyi bir mühendisti. Fatih Sultan Mehmet iyi bir sanatçıydı, şairdi. Mühendis ve sanatçı olunmadan imparatorluk kurulmaz. Osmanlı İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet ile büyük bir imparatorluk çağına dönemine girmiştir. Ve bunu yapabilmek için dil bilmelisiniz. Farklı kültürlere, farklı inançlara saygılı olmalısınız. Bunlar olmadan asla büyük bir imparatorluk kurulmaz. Örneğin çok acı bir durum gerçekleşti Türkiye'de. Ulusumuzun başı sağ olsun. Depremde binlerce insanımızı kaybettik. Ve en acısı şuydu. Depremle ilgili bir video çekeceğim ama kısaca bahsedeyim. En acısı şuydu. Bu kadar insan etkilenmeyebilirdi. İyi bir mühendislik eğitimi verilseydi, iyi binalar yapılsaydı, bu kadar insan evsiz kalmayacaktı, bu kadar insan şehir değiştirmek zorunda kalmayacaktı. Ve şu an orada hem can kaybı var, hem evlerinden oldular, soğukta mahvoldular. Ve milyar dolarlar harcasanız dahi eski haline getiremeyeceğiniz şehirler mevcut.
medeniyetin merkeziydi buraları. Mezopotamya. Ve buralar artık yok. Bunun bir numaralı nedeni eğitimsizlik, cehalet, denetimsizlik. Devletin asli görevi denetimdir. Devlet denetlemek zorundadır. Yasa çıkartmaktan çok, yardım etmekten çok önce denetleyecek. Denetimsizdeki eksikler denetimdeki buna neden oldu. Bir, cehalet buna neden oldu. İşte bir ülkeyi, bir imparatorluğu yönetmek istiyorsanız Fatih Sultan Mehmet gibi liderlere ihtiyacınız var. Böyle insanlar yetiştirmeniz gerekiyor. Böyle liderlerin çıkması için de bu eğitimi verebilecek eğitim sistemine ihtiyacınız var. Yabancı dil öğretmesi gerekiyor. Biz öğrenemiyoruz. Yaşadığı coğrafyayı iyi bilmesi gerekiyor. Biz coğrafya derslerini kaldırdık. Yaşadığımız coğrafya sadece Türk kültürü değil. İran var, Ermenistan var, Bulgaristan, Yunanistan. Bütün bu etrafımızdaki kültürleri, tarihleri öğrenmek zorundayız. Bu topraklarda kalabilmek istiyorsak ki Türkiye dünyanın en güzel topraklarından biridir. Belki en güzeli. Farklı şekilde köprüdür. Avrasya'yı Avrupa'ya bağlar, Afrika'yı, Anadolu, her yere baktığınız zaman hava, kara, denizden birçok bölgeyi birbirine bağlıyor. Ve buralarda tutunabilmek için güçlü olmamız gerekir. Her anlamda güçlü olacak. Güç sadece fiziki güçten geçmez. Ekonomik anlamda güçlü olmamız lazım. Sosyal ve kültürel anlamında güçlü olmamız lazım. Peki bunu nasıl başaracaksınız? İyi bir eğitim gerekiyor. Dil öğreteceksiniz. Tarih öğreteceksiniz. Coğrafya öğreteceksiniz. Coğrafya bilmeyen bir millet doğru düzgün bina yapabilir mi? Ya da coğrafyasını bilmeyen, eğitimsiz bir millet bu topraklarda tutunabilir mi? Geçmişten günümüze kadar bakın, Akdeniz'i kontrol eden kültürler dünya gücü olabilmiştir. Eğer Akdeniz'i kontrol edemezseniz, ki bu sadece askeri değil, ekonomik, kültürel, bilimsel güçten de gelir, hiçbirini başaramazsınız. Fatih Sultan Mehmet gibi mühendisliğiniz gelişmemişse, analitik düşünemiyorsanız, iyi eğitim almamışsanız, aynı zamanda kültürel açıdan, yani resim, müzik, heykel, bunlar size ne katacak? Farklı gözle bakmayı sağlar. Bunu Eskişehir'de görebilirsiniz. Çok rahat şekilde görebilirsiniz. Bunu da videolarını atacağım size. Bunu başarabilen Yılmaz Hoca'nın yaptığı kültürel eserleri göreceksiniz. Diğer yanda da yapmış olmak için yapılmış ama hiçbir şeye benzemeyen, arada 300 yıl olmasına rağmen biri Şam'da, biri Sicilya'da yaşamış iki insanı gösteren, ki belki fotoğraflarını koyarım, gösteren yerlerde perdeler aynı, divan aynı, halı, motifleri farklı ama dönemi aynı. Çünkü yapmış olmak için yapmışlar. Sanatsallık sizin ruhunuza incelik kadar. Farklı düşünmenizi sağlar, mühendislik de aynı şekilde. Programlama öğrenmeniz gerekiyor, dil öğrenmeniz gerekiyor, kitaplar okumanız gerekiyor. Evet, biz maalesef eğitim sisteminden kaynaklı ve maalesef ailelerden kaynaklı Fatih Sultan Mehmet gibi bir eğitim alamıyoruz. Bunu izleyen arkadaşlarım olacak, kardeşlerim olacak. 20'li yaşlarda olun. Geç değil. 30'lu yaşlarda olabilirsiniz. Hiçbir şey için geç değil. Uzunca yıllar yaşayabilir. Belki 50-60 yaştan sonra büyük eserler verebilirsiniz. Ciddi işler başarabilirsiniz. Fakat bunu yapmak için hemen şimdi bir, kendinize dikkat etmek zorundasınız. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunacak. Spor yapmanız gerekiyor. Dikkatli beslenmelisiniz, sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Bol su için. Abur cuburdan uzak durun. Önce bir bedeninizi sağlamlaştırın. Savunma sporu öğrenin mutlaka. Ve bunun üzerine mühendislik gibi analitik düşünmeyi öğretecek satranç, programlama. Eğer bunları yapamıyorsanız, sevmiyorsunuz matematiği, tamam. Satranç öğrenin, programlama öğrenin. Analitik düşünmeniz gerekiyor. İkincisi sanat. Bunu öğrenmek zorundasınız. İlla resim yapmanıza gerek yok. Türk kültürüne bakabilirsiniz. Tesip sanatı var. Minyatür sanatları var. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. İslami sanatlar var. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. Ama sanatın bir dalıyla mutlaka ilgilenmelisiniz. Ve bunları yaptıktan sonra dil öğreneceksiniz. İngilizce mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. İngilizce öğrendiğinizde bütün dünya ayaklarınıza serilecek. Ama Türkçeyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani Türkçenin yerine İngilizce sözcük kullanmak İngilizce bilmek değildir. Siz İngilizceyi öğrenerek bütün dünyaya açılacaksınız. Kendi kültürünüzü buraya tanıtacaksınız. Fazıl Say gibi mesela. Gerçek milliyetçi budur. Gerçek milliyetçi bıyık bırakıp da ben işte ülkücüyüm diyen veya ben Türkçüyüm diyen değildir. Gerçek milliyetçi kültürünü, tarihini yabancılara tanıtandır. İyi bilendir. Bunları yapmamız gerekiyor. Kendi kültürümüzü bileceğiz. Etrafımızdaki
medeniyetlerin kültürünü ve tarihini bileceğiz. Ve dünya kültürünün medeniyetini öğreneceğiz. Bunları öğrendikten sonra geliştireceğiz, kendimizi geliştireceğiz ve etrafımızdakilere örnek olmaya başlayacağız. İşte bunları yaptıktan sonra karşınıza geçeceksiniz, aynanın karşısına ve gözünüzün içine bakacaksınız. Gözünüzün içine baktığınızda ne görürsünüz? 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan'ı mı göreceksiniz? Yoksa etrafınızda hepinizin, benim dahil hepimizin duyduğu, ben şöyle yapmak istiyorum deyince yapamazsın, olmaz, imkansız, kaç kişi denedi ve başaramadı, sözcüklerini söyleyenleri mi göreceksiniz? Önemli olan sizin ne istediğiniz, yapabileceklerinizi siz bilirsiniz, potansiyelinizi siz biliyorsunuz. Bu insanlar size her zaman mı diyecek? Yapamazsın, olmaz, denedi, kaç kişi denedi, milyonlar denedi, olmadı. Fatih Sultan Mehmet'ten önce de defalarca denendi ama İstanbul düşmedi. Ama Fatih Sultan Mehmet bunu başardı. Azim ve kararlılık. Halil Çandarlı vezir diyor ki, sultanım diyor, bu sefer de olmayacak galiba, geri dönelim diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'in meşhur sözü var. Ya ben İstanbul'u alırım ya o beni, Konstantiniyye, o dönemdeki sözü. İşte bu şekilde kararlı olabilmeniz gerekiyor. Birincisi kararlılık. Ne yapmak istiyorsun bu hayatta? Bunu iyi bilmen gerekiyor. İkincisi, bu boş bir ben şunu yapacağım olmaması lazım. Bir hedefiniz var fakat bu hedefe gidebilmek için altını doldurmanız gerekiyor. Eğitiminizle dolduracaksınız, çevrenizle dolduracaksınız, azminizle, disiplininizle dolduracaksınız. Fatih Sultan Mehmet böyle başardı. Bunların hiçbiri yoksa, ben bunu yapmak istiyorum, ben dünyaları yönetmek istiyorum. Ama dönüyorsun bakıyorsun, odası darmadağın. Dünyayı şu an yönetemeyebilirsin. Bunun için uygun çevren, ekonomik gücün olmayabilir. Fakat odanı şu an toplayabilirsin. Mevcut durumda düşüneceksin. Şu an elinin kolunun uzanabildiği yerlerdeki yanlışlıklar ne? Bunları nasıl düzeltebilirsin? Önce buralardan başlayacak. Disiplin kazanacaksınız. Ve bunun üzerine kendinizi eğiterek, bir yılda da olmayacak, iki yılda da olmayacak, belki beş yılda da olmayacak, 10 yıl, 15 yıl olacak belki. Fakat 15 yıl sonra hepsi birleştiğinde, işte o zaman belki Fatih Sultan Mehmet gibi değil ama istediğini yapan eğitimli, kültürlü, bilinçli insanlar haline geleceksin. Bizim Türk kültüründe muazzam liderler var. Muazzam. Emir Timur, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk, ikinci say say bitmez. Geçmişteki Türk mitolojisi Attila'dan başlar. Göktürk Devleti, nereyi incelerseniz, nereye elinizi atarsanız muazzam insanlar var. Biz önce bunları öğrenmek zorundayız. Bizde neden süper kahraman çıkmıyor biliyor musunuz? Türk milletinde neden süper kahraman yok? Türk mitolojisi var. Ama süper kahraman, Amerikan vari süper kahraman yok. Çünkü bizim liderlerimiz güçlü ve cesur. Bizim süper kahramanlara ihtiyacımız yok. Kendi liderlerimize bakmamız lazım. Bunlardan örnek almamız lazım. Bunu başarabildiğimiz zaman, çocuklarımıza bunları anlatabildiğimiz zaman, buralardaki medeniyeti bakıp da Yunan kültürü, Grek kültürü bilmem ne demek yerine Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gibi farklı inançlara, farklı kültürlere saygı duyulan, bir arada yaşayabilen kültürleri inşa edebildiğimiz zaman güçlü bir ülke haline geleceğiz. Ancak böyle bir millet gelişir. Ancak böyle bir kültür ilerler. Fakat biz, bırakın farklı inançları, aynı inançtan olmasına rağmen bizim gibi düşünmüyor, bizim gibi oy vermiyor, bizim gibi yaşamıyor diye birbirimize düşman olduk. Fakat depremde neyi gördük? Millet bir olduğu zaman, dayanışma içinde olduğu zaman başarılıdır. Bunu sadece böyle zor zamanlarda değil, her zaman yapabilmemiz gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek güçlü bir ülke haline geliriz. Bunu başarmanın yolu da yine Fatih Sultan Mehmet'in söylediği, rivayet edilen bir sözden ortaya çıkar. Oradan geçiyor. Kulun kula soracağı soruları sorun. Allah'ın kula soracağı soruları sormayın. Aç mısın? Tok musun? Keyfin yerinde mi? Bu tarz temel soruları sormamız gerekiyor. Bunları çözmeye başladığımızda geri kalan her şey çorap söküğü gibi gelecek. Ben bunu inanıyorum. Böyle güzel bir yerden zeytin ağaçlarını koruyalım, kültürümüzü koruyalım ve birlikte güçlü, güzel bir millet olarak yüzyıllar boyu yaşamanızı temenni ediyorum. Esen kalın arkadaşlar.